Sevgili seyirciler, yine çok güzel bir yerdeyiz. Yine çok güzel insanlarla ve çok güzel çeşitlerle beraberiz. Bugün bu bölümde İsmailiye Nursiye bölgesindeki kayısı ve şeftali çeşitlerini teker teker uzmanlarıyla sizlere aktarmak istiyorum. Bugün de PSP'nin direktörü Sayın Filip ve ziraat mühendisi Boris Thomas var. Tabii ki Tolga Kankaya ve çok değerli hocam Elma Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Kankaya var. Hoş geldiniz. Welcome. Hoş geldiniz. Welcome to program. Şimdi ilk sözü herhalde onlara vermem gerekecek. Yani Sayın Filip'e vermem gerekecek. Önünde bulunduğumuz çeşidin özellikleri nasıldır, nedir? İster Filip, ister Thomas. Yeah, Mr. Philip, can you give some information about the varieties behind us? This variety, the name is Samantha, flat pitch, fresh, white fresh, very nice, very good taste. Between the bricks is between 40-50 bricks. 14-15. And very rustic variety without cracking. The quality of this variety is no cracking. Yeah. No cracking. A lot of variety, we have a lot of variety with a little bit cracking. With after raining, it's a disaster. Arkada bulunduğumuz çeşit yassı şeftalilerden Samantha çeşidi. Mükemmel şekilde kapalı. Yani önemli yassı şeftalilerdeki mükemmel kapalı şekilde kapalı olması. Yani şu bölümde kapalı olmadığı zaman zaten bu bölümde çatlamalar meydana geliyor. Şu kısımda çatlamalar meydana geliyor. Ve mükemmel şekilde kapalı olduğu için herhangi bir çatlama yok. Beyaz etli. Birikse 14-15. Tadı ve aroması çok iyi. Ve yassı şeftalilerde yağmurdan sonra bir miktar çatlama olur diyor. Çok da az olsa. Bu çeşitte sıfır. Çatlama yok. Bu ağaç kaç yaşında? How many years old is this tree? Three years, 30 tons per hectare. The years. The years. Four year old. 4 yaşında. 4 yaşında. Peki. İspanya'da daha doğrusu Avrupa'da ben gezerken birçok markette bu ürünleri gördüm. Yassı şeftalinin fiyatları da diğerine göre daha pahalıydı. Doğru mu? Diğer şeftalileri göre mi, diğer türlere göre mi? Diğer şeftalilere göre. He was visiting the supermarkets in the Spain and he is selling that the flat pitch price is higher than the normal pitch. Yeah. So yes, what do of you think? Course. Yes, flat pitch is like it's not a new variety because it exists maybe 2000 year old in China. The first flat pitch was discovered in China 2000 year old, but it was not a popular fruit. And now from the last 10 year, it's becoming more popular fruit because it's easy to eat. For the children, it's easy. You take like this and you beat. Yassı şeftali, evet, fiyatları diğerine göre daha fazla. Yassı şeftali yeni bir tür değil. Yani 2000 yıl önce de olan bir çeşitti. Ama son 10 yılda popüler hale gelmeye başladı. Özellikle yemesinin kolay olmasından dolayı, çocukların çok kolay bir şekilde yiyebileceğinden dolayı popüler oldu. And all the flat pitches, the main particularity, it's the taste. All the flat pitches we launch, it's subacid taste. Very sweet taste. Yani subacid, dengeli. Çok tatlı. Bütün yassı şeftaliler bu şekilde. Tadı çok tabii iyi. Tabii diğer büyük şeftaliyi bir tane yiyemiyorsunuz. Ağır geliyor. Ama bu küçük olunca herhalde yetiyor diye düşünmek lazım. Evet. Yetiyor düşünmek daha mantıklı olabilir. Peki, şimdi bu çeşidin hasat aralığı, yani ne zaman ilk hasat başlıyor, ne zaman bitiyor? When is the harvest time of this variety? When did you start the picking up and when do you finish? But nowadays it's finishing, but we start around 2022 of May on this farm. It's young trees, but in other early farms can start in 15 of May, and we finish end of May. Normal. In Mersin or Adana, it would be middle of May.
Bu ağaçlar yeni olduğu için biz bu arazide 20-22 Mayıs'ta başladık ama genç ağaçlar olduğu için öyle. Normalde daha yaşlı olan ağaçlar da 15 Mayıs'ta başlıyor. Mayıs'ın sonunda da hasadı bitiyor. Mersin için Mayıs'ın ortasında olacağını söyledi Sayın Mr. Philip. Before the crisis in Europe, the Russian market was a very very important market for growers, Spanish growers, sending a lot of after the crisis, nothing, problem. Market the want, yani. Yeah, Spain produce every year more than 200,000 tons of flat peaches. Yani 200,000 ton yassı şeftali üretiyor İspanya diyor. İspanya hani Rusya bizim için çok önemli bir marketti. Çok fazla meyve sattığımız bir marketti ama şu anda bir kriz ortamı var diyor. Peki for you the market, the Russian market is very, it would be very important. Very important because the Russian now is good, I think. Sizin ülke olarak Rusya ile ilişkileriniz çok iyi. Onun için hani Rusya pazarı da zaten bu yassı şeftalilere yoğun ilgi gösteriyor. Siz ülke olarak Rusya'ya bu yassı şeftalilerden oldukça tebrik satabilirsiniz. Ederim. Pazarlamayı da bu arada iyi getiriyor yani. Ben bana söylemem lazım. Yeah, he is selling that you are very good at pazar. Peki. Bu çeşidin toprak isteği ve iklim yapısı hangi bölgelerde olabilir? Yani soğuklama ihtiyacını falan soralım. Yeah, toprak yeah. Yapısı yine anaça bağlantı kuracaklar çünkü. So what is this variety needs about the chilling cars and other things? This variety need around 250 chilling units. It's adapted to early place like Adana, Mersin, Hatay, Mut, and the blooming time it's around 15-20 of February in this place. It's adapted to the north place too. Like Lerida for you is Izmir. The blooming time it's a little bit later, around the end of February, 1st of March. It's the first variety you can start in the late place with some risk of frost, and it's the last variety you can plant one of the last variety you can plant in early place like Murcia or like Adana. Soğuklama ihtiyacı yaklaşık olarak 250 saat. Yani erkenci olan bölgelerde Mersin, Adana, Hatay, Mut gibi yerlerde dikebilirsiniz. Yani oradaki çiçeklenmesi tahmin olarak Şubat'ın ortası gibi. Bunu aynı zamanda İzmir gibi bölgelere de, daha yukarıdaki bölgelere de dikebilirsiniz. Orada da çiçeklenmesi Mart'ın ilk haftası gibi olacaktır. Thomas, bütün illeri işte Adana, İzmir, Mersin gibi söylüyor. Ama belki Türkiye'de orada bildiği için öyle söylüyordur. Başka biraz daha yüksek rakımlarda olma ihtimali yok mu? Sadece o bölge has bir ürün müdür bu mesela? Mesela Karadeniz'de nemli bölgeler mesela, çok soğuk. Niğde'de olmaz mı mesela? For example, you are always suggesting the like İzmir, Çanakkale and like this. But there are a lot of other places in Turkey, something like Niğde and the Samsun. North of the Turkey like Samsun, Trabzon. So they can plant this variety in the Niğde or Samsun like this. The more north you of go the on the, if you go on the north, you have to take in question that you have risk of frost after if you put this variety at 1,000 meter above the level of the sea in Çanakkale, you have risk of frost. It's possible, but there is a very high adaptation of all the place. Yani bütün maybe not, but Niğde. Yes. Problem of frost. We can't advise you to plant this variety in Niğde, but Çanakkale no problem. Yani o bölgeler Çanakkale vesaire problem değil. Hani burada önemli olan noktalardan birisi özellikle 1000 metre gibi bir rakıma gittiğiniz zaman don riski. Yani eğer don riskinin olduğu bir bölgede zaten biz bunu öneremeyiz. Başka yönü de var. Ama adaptasyonu çok iyi birçok bölgede. Zaten ilkinci bir çeşit Mayıs'ın 15'inde. Siz bunu daha yüksek rakımlara koyarsanız bu geç çıkacaktır. Bundan farklı zaten geçiş çeşitleri var. Dolayısıyla bunların erkenci Pazar bölgesinde yayıyor. Olması doğru. Daha önemli. Raf ömrü ne kadar? How many days is the storage day? We make some investigation this year, some test. It resists 20-25 days of cold storage. But maybe it's possible more. Every year we make more tests about the storage with all the variety, and last year was 25 days, and this year we have to wait and see.
Yani şu anda 25 gün depoda kalma ömrü var ama her yıl test yapıyoruz bu raf ömrünün arttırılması ile ilgili olarak. Şu anda 25 gün ama ileriki yıllarda bunu daha fazla günlere de çıkarabiliriz. Ağacın yaşlarına göre verim miktarı ne kadardır ortalama? So what is the average yield of the tree? So the tree here you can compare with the age. In Murcia we can reach 35 tons per hectare, 35 to 40. But in Lerida they can reach 25 tons per hectare. So Lerida'da 25 ton kadar ama bu bölgede Murcia'da 35-40 ton hektar başına, dekar başına 3,5-4 ton. Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi diğer çeşide geçelim. Philip, bu çeşitle alakalı bize bilgi verebilir misin? Can you give some information about this? Yeah, so name of this apricot is a Fropria. It's a rustic variety, a little bit early variety, and very known in Europe. A big production every year. Self-fertile variety and resistant to sharka. It's very important. It's one of the best variety we can recommend in Europe and Turkey also, because the climate this variety needs about 350 chilling hours. And Trusted. Yer değişmedi Thomas'la şeyciğim. Daha rahat olur. Çeşit Fulopria çeşidi kayısı. Soğuklanma ihtiyacı yaklaşık Fulopria. Olarak Fulopria kayısı çeşidi. Soğuklanma ihtiyacı yaklaşık olarak 300-350 saat. Erkenci sayabileceğimiz çeşitlerden birisi. Erkenci, ortancı diyeceğimiz çeşitlerden bir tanesi. Çok verimli çeşit olarak. Avrupa'da çok iyi bilinen, tanınan bir çeşit. Pazar olarak önü açık olan bir çeşit. Bütün Avrupa pazarına önerdiğimiz gibi Türkiye pazarına da bu çeşidi öneriyoruz. Peki, Mr. Thomas, verim miktarı ne kadar bu ağaçların? What is the yield of to this? The same. Variety. With this variety, we can reach 40 tons per hectare. With this distance of plantation, 5x3 in each place. In each place. 5x3 metre dikim mesafesinde hektara yaklaşık 40 ton, dekara 4 ton verim alabiliyoruz. Talep edilen bir çeşit midir? Dünyada, özellikle Avrupa'da var ama galiba tat olarak, şunu diyecektim, lezzet olarak ya da ticari olarak avantajlı bir çeşit midir? Is this variety important for taste, for market, for pazar? So what do you think? For the market? Yes, it's very important because it's one of the first variety of apricot you can ship very far. This variety resists 30-35 days in cold storage. Last year we made some tests and it was very good adaptation to cold storage. Yani çeşidin 30-35 gün raf ömrü var. Bundan dolayı da çok hızlı bir şekilde çok uzak olan ülkelere de nakliyesini yapabiliyorsunuz. Biraz önce söylemeyi unuttum. Şarkaya da çok dayanıklı evet. Çeşitlerden birisi. Kendine de dölleyici. Aynı zamanda şarkaya da çok dayanıklı. Bizim ülkemiz için de çok önemli. It's a very rustic variety. Don't mark in the machine when you go very fast, very quickly. There isn't mark on the fruit. It's very rustic, strong variety. It can resist on the trees a lot of time. The taste is aromatic. There is very nice blush, and in this case we have very good size. But you have to make a very good thinning on the flower and on the fruit, or put a bridge for a rootstock to reach more size. Yani çiçek döneminde de meyve döneminde de seyreltmesini çok iyi yapmanız gerekiyor. Seyrelttiğiniz zaman çok iri meyve alabiliyorsunuz. Yani meyvede de görüldüğü üzere hafif kızarık görünümü ve tadı da çok iyi olan bir meyve. Bir önceki bölümde çektiğimiz kayısı vardı. Onun adı neydi? Fuego. Fuego ile bunun kıyaslarsak nereye koymamız lazım? With a good thinning, Fuego can take this size. Fuego'yu da iyi bir şekilde seyretme yaparsanız Fuego'nun ölçüsü de aynen bunun gibi iri olacaktır.
Şimdi iki misafirimiz var demiştim. Onlara da mikrofon verelim ve hem tanıyalım hem soracağım. İlk önce Sertaç Bey'di, yanlış mı? Evet. Önce sizi tanıyalım bir. Adınız, soyadınız, ne iş yapıyorsunuz? Adım Sertaç Ünal, ziraat mühendisiyim. Adana bölgesinde 13 yıldır meyvecilikle uğraşıyorum. Tamamen meyve mi? Evet, tamamen meyve. Mezuniyetten bugüne meyveyle uğraştım. Vallahi... Öğrencilikte dahil. Değil mi? Evet. Nereden geldi meyve hastalığı? Beyaz zorunluluğu. Şu öğrenciyken meyveci bir şirketle beraber bir çalıştık. Daha sonra mezun olduktan sonra devam. Daha sonra meyvecilik bir kere bulaştıktan sonra çiçek, meyve çok keyifli olduğu daha için. Daha bırakmıyor diyorsun. Yok, bırakmıyor. Peki çok özetle bu programda gördüğümüz az önce şeftali gördük. Yaz şeftali. Evet, şimdi de kayısı gördük. Bunlara ilişkin hem görüşünü merak ediyorum Satı Beyciğim. Hem de sorun varsa kamera karşısında sor. Tamam, o zaman önce ben görüşlerimi belirteyim. Kayısı'dan başlayayım. Kayısı bizim bölgemiz için az önce de bahsettik, çok önemli. Yani erkenci bir bölgede kayısıyı pazarlayabilmek bizim için çok önemli. Floperia çeşidi de bunun için çok önemli. Erkenci bir çeşit. Bununla beraber sorumu aynı anda sorayım. Az önce bunun soğuklama ihtiyacını sormak istiyorum sadece. 300. Erkenci bir çeşit. Galiba sanki. Evet. 350 miydi? Yok. Fuego'dan biraz daha düşük olacağı için. Fuego ile kıyas için soruyorum. Floperia is between 300 and 350. But Fuego need Floperia to pollination. What? Fuego need to Floperia to make a good pollination. You have to plant together. You can't plant Fuego alone. You have to plant Fuego with Floperia because for the cross pollination, Floperia can self pollinate him. But Floperia pollinated Fuego because Fuego alone don't work it. You have to put both together. Bunun soğuklanması yaklaşık olarak 300-350 saat ama Fuego tek başına döllenebilen bir çeşit değil. Onun için Fuego'nun olabilmesi için Floperia çeşidine dölleyici olarak ihtiyacı var. İkisi güzel bir kombinasyon olabilir. Ekilmesinde. Görüşlerime devam ederken şunu da söylemek istiyorum. Biz kayısıda en önemli hastalık olarak şarkayı görüyoruz. Şarkaya dayanıklı oluyor olması burada çok önemli bir avantaj olarak görüyorum ben bunu. Kayısı ile ilgili görüşlerim bu kadar. Genel olarak Samanta çeşidi ile ilgili de. Az önce bahsettiğim gibi 13 yıllık bir geçmişim var meyvecilikle ilgili. 2005'li yıllarda biz bu çeşitlerle ilgili bilgilerimiz vardı ancak şu an pazarın buna karşı çok yoğun bir talebi olmaya başladı. Öyle mi? Evet, son dönemlerde yassı şeftali, hocamın da bahsettiği gibi domates şeftali diyorlar bizim ülkemizde. Yemesi ve tüketilmesi çok kolay. Bu sebepten dolayı biz artık her şeyi kolay yapmak istiyoruz, hızlı yapmak istiyoruz. Bu sebepten dolayı da bu yassı şeftalinin bölgemiz için faydalı olacağına inanıyorum. Bölge derken onu açalım şimdi. Sen burası İspanya, bölge Türkiye gibi algılanabilir. Tabii ki. Yani, bu bölgenin sınırını bir çizelim. Bizim bölgemiz Çukurova olarak bahsediyorum. Hatay'dan tutun da Hatay, Adana, Mersin bu bölgede. Bu Mursa bölgesini bölgemizde eşdeğer gördüğümüz için bölgemiz demek istedim. Peki. Mehmet Bey. Aynı soru sizin için de geçerli. Hem tanıyalım hem de görüş ve soru. Varsın tabii. Merhaba, Mehmet Bahadır'la bir süre Adana'da, daha sonra 5-6 yıldır da Hatay bölgesinde ziraat mühendisi olarak çalışmaktayım. İşte buraya gelip yeni çeşitleri görmek için buraya geldik. Çok daha güzel ıslah çalışmalarına rastladık PSP firmasında. Özellikle Hatay bölgesi Adana ve Mersin'e göre soğuklama ihtiyacı yüksek, biraz daha fazla olduğundan dolayı kayısı için aranılan, istenilen bölge olmaya başladı. Burada gördüğümüz çeşitler hem raf ömrü uzun özellikle Floperia için hem de yeni variyete çeşit dediğimiz kırmızı kayısılar Fuego'da bölgemiz için uygun çeşitler. Bunlar hem de şarka içinde dirençli olması tercih edilebilen çeşitler. Yassı şeftalide aynen Sertaç Bey'e de katılıyorum. İlk zamanlar biz de tereddütte kalmıştık yassı şeftali. Bizde sevilir mi, sevilmez mi? Ama son dönemlerde benim de gözlemim yassı şeftalinde bizim ülkemizde artık tutulacağı, pazarı olacağından hem de bahçeler kurulmaya da başlandı. Pazarda da görülmeye başlanacak. Peki Abdullah abi, inanıyorum ki Sertaç Bey'in dediği bu seviyeye gelmesinde Türkiye'de hem senin hem de tarım televizyonlarının çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede olmak üzere
Bu iki çeşide ait, pardon, bu çeşide ait. Bunu konuştuk seninle beraber. Ne diyorsun? Şimdi Mehmet Bey ve Sertaç Bey de çok güzel anlattılar. Ben de konuşmaların bir arasında söylemiştim. Gerçekten taze meyve ihracatında Haziran'a kadar bizim neyimiz vardı? Bir narenciye vardı, yani onun haricinde bizim bir meyvemiz yoktu. Ama son yıllara baktığınız zaman şeftali, kayısı, Japon eriklerinde bizim ihracatımız sofralık olarak arttı. Mehmet Beyleri ve Sertaç Beylerin söylediği bölgeler, yani Hatay'dan tutun Mut'a kadar çok nefis bir şekilde artışımız hızla devam ediyor. Özellikle kayısıda ve şeftalide bu çeşitlerin en büyük problemi, yani problem değil, şekil olarak meyve verim kalite yönden demiyorum, erken çiçek açmaları nedeniyle soğuktan zarar görme ihtimalleri var. Ama Tarım Bakanlığımız yaptığı güzel işlerden bir tanesi de son yıllarda rüzgar pervanesine, dona karşı %50 destek vermeye başladı. Bu desteklerin bana göre çok hızlı artması gerekmektedir. Bu destekler hızlı arttığı zaman bölgede yetiştiricilikle ilgili hiçbir risk ve problem olmadan ihracatımız koşar adım gidecektir. Koşar adım gidecektir. İşte bakın Flopria'ya geldik. Alev renginde, bakın blush diyorlar zaten. Alev renginde, sarı zemin üzerinde alev renginde ve çok sert bir kiraz, kayısı. Yani hasatı yapılmış bir kayısı. Hasatı bitmiş bir kayısı. Yalnızca misafirler ve müşteriler gelip görsünler diye bırakılmış ama hala taş gibi olan bir kayısı. O nedenle ben en erkenden, yani mümkünse sera içerisinde Nisan'ın başından, bakın bu çeşitleri de var. Yani Nisan'ın başından itibaren sera içerisinde başlayıp dışarıda da Ağustos, Eylül ayına kadar çıkabilecek çeşitleri var bu firmanın. Bu çeşit serada olur mu? Bu çeşit serada geç olur yani. Buna gerek yok ama yani Nisan'ın 18'inde dışarıda olan sera içerisine aldığı zaman Nisan'ın başında 100-150 saatlik düşük soğuklama ihtiyaçlığı Mikado çeşidi var bu firmanın. Dolayısıyla o çeşitlerin sera içerisinde başlayarak dışarıda da bu çeşitlerle devam edilmesi güzel. Verim olarak çok güzel, çeşit olarak çok güzel, irlik olarak güzel, uygun ana çeşit kombinasyonunu sağladıktan sonra bana göre bize bir ufuk verecek. Bakın en önemli şey, meyvecilikte, tamam erken de sen bunu komşuya verecek değilsin. Yani komşu derken yanındaki eve verecek değilsin. Bunu hasat edeceksin, paketleyeceksin, ambalajlayacaksın ve bir haftalık, 10 günlük yollara göndereceksin. Onun dolayısıyla yolda bozulmadan sert bir şekilde devam edebilmesi gerekiyor. Evet. Bu özellikleri olan Flopria bu özelliklere sahip bir çeşit. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi çeşit tanımayı sürdüreceğiz ama bunu birazdan yapacağız. Evet sevgili seyirciler, çeşitleri tanımayı İspanya Marsilya'da sürdürüyoruz. Ama bu defa farklı bir ürünle karşınızdayız. Nektarındayız. Şimdi Mr. Philip bize bu çeşidin adını, soyadını, ana adını, babalarını söylesin lütfen. Mr. Philip, could you please tell me information about this variety? This variety is Garofa. Is the shilling of this variety is about 300-400 chilling hours, and the taste is very interesting, sweet taste, and very firmness, big firmness. Chef life is very good. In Chile, the Chilenos, the Chilean people. Chilean people sending to South Estados Unidos, USA, California by boat, this fruit, and trying to send to China, but I don't know the result.
But I think it's possible to send to China by boat. Mm-hmm. 30 day. Okay. Çeşit karafa çeşidi. Soğuklanma ihtiyacı 300 ile 400 saat arasında. Çok tatlı bir çeşit. Sertliği oldukça iyi. Yani şeyde nakliyede çok uzun süre dayanabilecek bir çeşit. Yani Çin'in ne satılabilecek önemli çeşitlerden bir tanesi. Peki bu çeşit meşhur bir çeşit değil mi? Yeah, it's very famous variety. Very good, very good firmness. Very famous. Firmness. Famous. 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 Yeah. Very, very interesting. Very interesting. In the world. In France, for example, all the growers in the south have planted this variety 8 years ago. Fransa'daki üreticiler 8 yıl önce güney tarafında bu bahçeleri kurdular zaten. Mesela Thomas, ben bu çeşidi diksem, bahçe kursam para kazanabilir miyim? Technical he is things. Asking that if he plants this variety in his orchard, can he earn the money? Yes, a lot of money. Yes. A lot of Turkish lira. This variety is adapted for your place. Where is your farm? Bahçen nerede diyor? Trabzon'da. It's just example. Okay. The north of the Turkey. No, very rain. And now I can't tell you the secret of the farm. Aynen. Bunun sırrını sana söyleyemem şu anda. Öyle mi? No. Tamam, kamerada sonra söyle. But the production is very high. High production. Çok yüksek verimlilik var. Evet, tamam. What do you want to learn about this variety? The Schillingauers, like it's telling Philip, it's around 300-350 shilling units. Blooming time is not so early, it's 15th of February this year in Murcia, in Mersin and Adana, more or less the same. More you put this variety on the altitude, it's more round, because it needs shilling unit a little bit more than the other we see at the last visit. Çiçeklenme zamanı çok erken değil. 15 Şubat diyor Mursa'da. Yani Adana'da da Mersin taraflarında da buna benzerdir. Daha yukarıdaki rakamlara diktiğiniz zaman meyvenin şeklinin biraz daha yuvarlak hale aldığını göreceksiniz diyor. Yani soğuklama ihtiyacını daha çok karşıladığı zaman yüksek rakamlarda meyve şekli biraz daha yuvarlak olacaktır diyor. Verim miktarı ağaç başı. So what is the yield per tree? The yield in the early place like Mursa, like here in Sierra Espuña. We have 400 shilling unit. We can reach 40 tons per hectare. And in the late place, like in Lérida or in France, we can reach 35, a little bit less because the cycle is more short. And the harvest time here, it's 20-25 of May because this tree is a little bit young. It's 3 year old. And in Lérida, in the latest place, it starts 5 of June, 10 of June, this variety. Erkenci bölgelerde 25 Mayıs'a bekliyor. Biraz daha geççi olan bölgelerde 5 Haziran'da hasadı başlıyor. Bunun gibi erkenci olan bölgelerde hektardan 40 ton, dekardan 4 ton alabiliyorsunuz. Biraz daha geççi bölge dediğimiz Lérida bölgesinde ya da Fransa bölgesinde ise bir miktar daha az. O da hektardan 35 ton kadar bir verimi var. Abdullah abi. Evet. Sen ne diyorsun? Yerinde gördüğün çeşidi sen daha rahat bize şimdi kıyaslarsın. Ben buradaki özelliklerini öğrendim Mursa'daki evet. Ama ben tabii Mursa'da yaşamıyorum. Dolayısıyla Türkiye adaptasyonu da senin öğrenmem lazım. Şimdi bu çeşit Türkiye'ye girdi. Daha önceden girdi. 7-8 yıl önceden beri var bu çeşitler. Ve Türkiye'nin birçok yerinde biraz evvel Filip ve Thomas'ın söylediği gibi İzmir'de, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de zaten bu çeşitler var. Değişik yerlerde adaptasyon iyi. Nektarinde olması düşük soğuklama ihtiyaçlı Adana, Antalya gibi yerlerde en büyük problem bu şu ucun sivri olan ucun olmasıdır ki bu çeşitte bu yok. Gayet güzel yani. Hangi ucları? Şu meme, meme kısmı. Düşük soğuklama ihtiyacı çok sivri olur. Bunda yok. Bu güzel yani şekil olarak, çeşit olarak çok güzel ve sertlik olarak, aroma olarak çok güzel bir çeşit. Türkiye'de de kendini kabul ettirmiş bir çeşit. Peki. Bundan sonraki çeşit hangisi? Yani çeşitini bir nektarımız var. Şu anda iki nektarını daha göreceğiz. Bir şeftali göreceğiz ve en son bir kayısıyla peki bitireceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
Evet sevgili seyirciler, şimdi bir başka çeşitle beraberiz. Mr. Philip, bu çeşidin adı soyadı nedir? Which variety is it? The name is Gartero. As I told Tolga before, this variety is the best one for the growers, the big growers now in this area of Murcia. In France too. Bigger and more sugar. Hmm. Bu çeşidin ismi Gartero. İspanya'da ve Fransa'da üreticilerin en beğendiği, en iyi çeşitlerden bir tanesi. Bir önceki baktığımız Garofo çeşidine göre şeker oranı biraz daha yüksek. Daha koyu renkli, daha iri olan bir çeşit. Darker. Daha koyu renkli. Mr. Thomas, bir önceki çeşitle bu çeşidi teknik olarak bize açıklayabilir misin? Arasında fark var mı? Yetiştirme bakımından. Is there any difference this variety and other words about the technical and growing conditions? No, these variety are sisters, and then for the technical things about growing this variety, more or less is the same. Just to know this variety Gartero, there is more sugar, like it's telling Philip, and more dark than the than Garofa. It's coming maybe 4-5 days just after. If you are a good grower and you want a good quantity of this kind of fruit, you have to plant both variety to have during 2 weeks the same quality of fruit. Ya bu çeşidin diğer çeşitlerden yetiştirme olarak bir farkı yok. Deminki söylediğimiz gibi Garofa'dan 4-5 gün sonra geliyor. Daha tatlı ve daha renkli bir çeşit. Abdullah abi elinde senin sanıyorum. İkisi de bir. He. Daha rahat göreceğim. Tabii evet. Anlamıyorum ama evet. Benim anlayacağım dilde konuşur musun evet. Abi? Ve bu çeşit söyledikleri gibi daha iri. Zaten hemen ağaçlar yan yana. Evet. Deneme ağaçları yan yana hemen bu çeşidin daha iri olduğunu hemen görüyoruz. Ve ki 4-5 gün daha fazla geç ve dolayısıyla 4-5 gün daha fazla irileşecek. Yani meyve renklenirken irileşir. Daha iri bir çeşit olması ve hasatların arasında 7-8 günlük bir fark olması nedeniyle de ülkemizde de ve işte Adana, Mersin, İzmir ve diğer bölgede de bence dikilmesi gereken çeşitlerden bir tanesi. En önemli özelliklerinden biri çok sert olması yani. Çok sert olması. Yola dayanım önemli yani. Uzun ömürlü diyorsun. Tabii yani. Yola dayanım önemli. Bu çok önemli. Ve verimli bir çeşit. Tadı güzel. Türkiye'de de ünlü müdür bu? Tabii. Bunların hepsi Türkiye'de 7-8 senedir kendini kabul ettirmiş çeşitlerdir. Evet. Sevgili seyirciler görüyorsunuz. Hem çekiyoruz hem yiyoruz. Devamında ne var? Ben de bilmiyorum. Hadi beraber gidelim. Sevgili seyirciler, bu bölümün sonunda yeni bir çeşitle tekrar karşınızdayız ama bu bölümü bu çeşitle kapatmak istiyorum. Şimdi Mr. Philip, çok sevdim bu ağacı, bu çeşidi. Neden? He said that you like this variety very much. Why? Because the color, the size, the production, the firmness is fantastic. I think it's one of the best varieties for Spain and for Turkey because adaptation to the climate, the north of Spain, the south of Spain, the south of France, south of Italy, Sicilia, fantastic. All this site, this variety. Coming, ripening at the same time like Garofa. Garofa. We have two varieties, Garofa. Yellow fresh and boreal white fresh. Sabasid very nice. Bu çeşidi sevdim çünkü diyor Garofa ile aynı zamanda oluyor. Garofa sarı etli olan bir çeşit, boreal ise beyaz etli olan bir çeşit. Çok renkli, çok tatlı, iriliği çok fazla, ürün miktarı çok fazla. Özellikle İspanya'nın kuzeyinde, güneyinde, Fransa'da, İtalya'da ve birçok yerde adaptasyonu çok iyi olan bir çeşit. Türkiye'de de iyi olacağına inanıyoruz diyor kendisi. Bu çeşit seni heyecanlandırıyor mu? Are you excited for this variety? Yes, of course. For me, it's the best white flesh nectarine for starting the season fruit. Bu sezonda başlayan çeşitler içerisinde beyaz etli nektarinler içerisinde en iyisi olanı.
şekil olarak bakıldığında iyi görülüyor. Ama bunun bu ağacın, bu meyvenin dikimi, soklama süresi, sağlık yani hastalık ve zararlıya dayanma süresi, raf ömrü gibi şartlarda iyi midir? The shape of the trees looks very nice. Yes. So how is the chilling hours and other technical properties of this variety? Boreal need around 250-300 chilling hours, just a little bit less than Garofa. There is more flower, very good blooming time. As it's maybe just one day or two days before Garofa, and the crop it's normally a couple of days before Garofa. Yani meyve Garofa'yla bakıldığı zaman hasat zamanı Garofa'dan 1-2 gün önce geliyor. Soğuklanma ihtiyacı 250-300 saat soğuklanma ihtiyacı var. It's easy to prune. They have a very nice good shot for the next year. It's make a new shot from the directly from the trunk. And in this kind of shot we will walk next year. And like it says Philippe, we can load very strong the trees. We can let a lot of fruit to reach maybe 45 or 50 tons per hectare. Because each fruit make a good size. Each fruit on this tree it's A or double A. And if you load very strong the trees, it's the same, A or double A. Ağacın budanması çok kolay diyor. Özellikle şu sürgünlere baktığımız zaman önümüzdeki sene mesela bu sürgünlerden meyve alacağız diyor. Ağaca çok yüksek oranda meyve yükleyebiliyoruz diyor. Mesela bu ağaca 45-50 ton önümüzdeki yıllarda meyve yükleyeceğiz. Hiçbir de bir problem olmaz diyor. Ve çok size olarak da, yani ölçü olarak da A, double A olarak ölçüsü var. The shape is perfect, very round, good shape, very full color, full red. You can reach more size, 3A. And one particularity of this variety is the firmness. This variety you can pick it like this and you can send until China. We have a very good grower in Chile. It's coming tomorrow morning to see this variety because he planted 20 hectares without seeing her. Because we make tests last year and he resists on cold storage 45 days. Until he tell us, okay, I plant 20 hectares. We make the plant, he plants the trees, and now he come to see the variety. Just he trust on us. Mesela Şili'den yarın bir müşterimiz gelecek diyor. Mesela soğuklanmada 45 gün dayanabiliyor. Raf ömrü çok uzun. Yani 45 gün dayandıktan sonra ben bundan hemen 20 hektar dikerim düşüncesi var. Mesela bu ürünü Çin'e kadar nakliyesini yapabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Oldukça renkli ve sert. Üçü arasındaki farkı bana aktarabilir mi? Önce hangisini beğeniyor o da söylesin. He is asking that we have seen the Garofa, Gartero and Boreal. Yes. So he is telling that the shape of the Boreal is the best. Yes. When we compare with the yes. Garofa and Gartero. Because need less shilling units than Garofa and Gartero. If you need more shilling units, you can see observe a okay. tip on the mm-hmm. fruit and the shape more oblong. But when you receive all the shilling units, it's needed the variety. The shape is more round. In Lérida Boreal, it's more round than this. Garofa and Gartero is more round than the which you see. Yes, yes. Yani burada soğuklanma ihtiyacı zaten diğer çeşitlere göre biraz daha az. Soğuklanma ihtiyacı daha yüksek olan yerlerde diktiğiniz zaman şeklin biraz daha düz yuvarlak olduğunu söylüyorsun. Evet. So which one do you prefer when we compare with Garofa, Gartero and Boreal? I know this one of them is white flesh, the other one is yellow flesh. I prefer both Boreal and Gartero. If Mehmet want to plant something, you have to plant 10 hectares of Boreal and 10 hectares of Gartero. Eğer diyor bir bahçe dikeceksen 10 hektarını Boreal, 10 hektarını Gartero dikmeni öneririm. Heh. Yani burada esasında şunu demeye çalışıyor. Beyaz etler içerisinde Boreal'ın zaten bir rakibi yok. Sarı etler içerisinde de Garofa ve Gartero zaten arka arkaya gelen çeşitler. Gartero'yu Garofa'ya göre daha çok tercih ediyor. Bunu kıyaslamamak lazım. Benim açımdan farklı kategoride değerlendiriyor. Tabii. Değil mi? Yani onu demek lazım yanlış başta. Yanlış aktarmış olmayayım. Rengini birisi beyaz etli, birisi sarı etli. Yani şimdi beyaz etli olması, beyaz etli seven, yani çünkü değişik bir kokusu var yani. Çok değişik, yediğiniz zaman çok değişik bir abi, kokusu var. Abi eti beyaz da dışarı kırmızı, hangisini, hangi beyaz, hangisi kırmızı bilmiyorum. Yedikten sonra insanlar bunu tercih ediyor. Yani beyaz etli şef nektarinler içerisinde bana göre benim gördüğüm en güzeli. Benim gördüğüm en güzeli bu. En güzeli. Bugüne kadar gördüğüm en iyisi. And for the future we have got new variety 15 days before the same shape, yes, the same color, summer seed. White flesh? White flesh, yellow flesh. Yani bundan but not to this available today. Yes, 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 yes. İleriki zamanlarda bu çeşit future is
very interesting. İleriki zamanlarda boreal çeşidinden 15 gün önce olan hem beyaz etli hem sarı etli olan daha erkenci olan çeşitler de geliyor diyor önümüzdeki yıllarda. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi her tarafım rehberli oldu. Bu bölümü kapatıyoruz ama bundan sonra çeşit tanıtımımız bitmedi. Son bir bölümümüz daha var ama ben bu haftalık bu kadar diyorum. Haftaya yine İspanya'da olacağız. Yine Murcia'dayız ve yine harika çeşitlerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.